Arkadaşlar herkese merhabalar, Volkan Manav ben. Bugün sizinle Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 888 Yonga Set'inin bize ne sunduğunu biraz toparlamak istiyorum. Çünkü gerçekten çok önemli güncellemelere sahip bir işlemci. Ama bir o kadar da bana sorarsanız balon olan işlemcilerden bir tanesi. Neden diyeceksiniz? Aslında biraz videonun sonuna değineceğim ama şöyle söylemek lazım. Yani çok fazla şu anki mesela atıyorum Snapdragon 865 Yonga Set'ini gerçekten de tam böyle en üst segmentte kullanabiliyor muyuz diye sorarsanız aslında şu görseli getirmek lazım sizin gözünüzün önüne. Çünkü geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Snapdragon 865 kullanan Xiaomi Mi 10T Pro ile PUBG oynamıştık ve 90 FPS'de oynamıştık. 91 FPS'de arkadaşlar telefonun sadece %7 GPU ve %32 CPU tanıttığını olmadı. Baştan söylüyorum. Telefonun sadece %7 GPU ve %32 de CPU kullandığını görmüştük. Yani aslında kendi performansının çok altında bir performansla 91 FPS'ye çıkabildiğini görmüştük. Yani ben şunu çok net söyleyeyim. Ya bugün baktığınızda %100 kapasiteyi kullandığını düşünseniz bunları, ben kesinlikle Ultra HD ayarlarda falan bu 90 FPS'lere verilebileceğini düşünüyorum. Ama bunlar kullanılmıyor arkadaşlar ve dediğim gibi her yıl yeni bir Yonga seti tanıtılıyor. Diyor ki işte yeni Yonga setinde şimdi bahsedeceğim. İşte bu diyor işlemcide 144 Hz diyor oyun oynama. Ya abi ben zaten bu telefonda da 144 Hz oynarım. Çünkü zaten 144 Hz tarama hızına, 144 FPS özür dilerim. 144 Hz zaten bir ekrana sahibim. Sen bana 144 FPS'yi de ver abi. Ben 144 Hz ekranda bunu rahat rahat oynayayım. O noktada optimizasyon sorunu da yaşamam en azından kendi açımdan. Ama driverlar güncellenmediği için arkadaşlar biz Snapdragon 865 Yonga setinde sadece 90 FPS'yi görüyoruz. Ve dediğim gibi aslında limitinin çok altında bir oyun performansıyla karşı karşıyayız. Şöyle söyleyelim. Biliyorsunuz Qualcomm bugün ne yaptı? Snapdragon teknoloji zirvesi yaptı. Ve bu teknoloji zirvesinde de yeni nesil dediğin gibi Yonga setini bizlerle paylaştı. Şimdi şöyle söylemek lazım. Lansmanda bir anda Xiaomi CEO'su Li Jian'ı gördük. Hakikaten şaşırdım, bir an çıktı, konuşma yaptı ve dedi ki önümüzdeki yıl Snapdragon 888 Yonga setini göreceksiniz dedi. Anladığımız kadarıyla, yani benim tahminimce kısa bir süre içinde arkadaşlar Xiaomi Mi 11'in Snapdragon 888 Yonga setini kullanan bir modelle karşımıza çıkacağını net bir şekilde söyleyebiliriz. Tabii ki Oppo boş durmadı ve Oppo'da lansman sonrasında hemen bir basın bülteni gönderdi ve dedi ki Find X3 serisinde, yeni nesil Find X diyor onlar, Find X3 olacaktır muhtemelen ismi. Bu seride de Snapdragon 888 Yonga setini görebileceksiniz dedi. 2021 yılında Oppo Find X3 tanıtılıp tanıtılmayacağı ile ilgili Çinli kaynaklar bazı dediğim gibi şeylerden bahsettiler ve dediler ki işte tanıtılmayacak dendi. Hatta burada işte Oppo Find 7 ile Find X arasında 4 yıla game vuruldu ve dedi ki işte o noktada biraz daha beklenecek falan filan dendi ama öyle olmayacak arkadaşlar. Find X3'te de önümüzdeki Şubat ayında muhtemelen tanışacağız. Madem Find X3'ten bahsettik, şundan da bahsedelim. Şimdi Oppo diyor ki Oppo InnoDay 2020'de tanıtılan bir teknoloji vardı arkadaşlar, hatırlayacaksınız. Android'in ilk 10 bit mutlak renk yönetim sistemi diye bir sistem tanıtılmıştı ve bununla beraber Oppo diyor ki hem ekran tarafında hem de kamera tarafında inanılmaz özelliklere sahip bir telefonla geliyoruz diyor. Hepimiz heyecanlandık, hep beraber göreceğiz bize ne sunacak. Hem Xiaomi tarafında hem de Oppo tarafında hemen açıklamalar yapıldı ve bu işlemcinin kullanacağı söylendi. Madem yeri geldi şundan da bahsedelim. Şimdi Qualcomm dedi ki bu işlemciyi Asus, Black Shark, Meizu, Xiaomi, Nubia, LG, OnePlus, Realme, Motorola, Sharp, ZTE, Vivo ve Oppo kullanacağı açıklandı. Fakat bu üreticilerin içinde Samsung yok. Mesela inanılmaz şaşırdım ben Samsung'un olmasa. Çünkü Galaxy S21 serisinde söylenene göre Snapdragon yeni nesil işlemcisi kullanılacaktı. Ama herhalde anladığımız kadarıyla artık Samsung'un Snapdragon işlemciler yerine arkadaşlar tamamen işi Exynos Yonga setine döndüreceği ile ilgili de en azından burada bir kesinleşen bilgiye sahip olabildiğimizi görüyoruz. Ha belki bu değişir mi önümüzdeki günlerde, bilemiyorum. Ama şunu da söylemek lazım. Samsung yeni nesil işte amiral gemisi telefonu Galaxy S21'i, yani Snapdragon Yonga seti olmadan Amerika'da gerçekten de nasıl satacak? Ben açıkçası bunu merak ediyorum. Bunu hep beraber göreceğiz. Peki yeni Yonga seti bize ne sunuyor Snapdragon 888 derseniz, hemen bazı şeyleri söyleyelim. Qualcomm çekirdek tarafında çok fazla bilgi vermedi. Biz teknobura.net'teki bir önceki sızdırma haberinden çıkan açıkçası bilgileri sizlerle paylaşacağım. Dizilim tarafında 1, 3 ve 4 çekirdekli bir yapı var.
Toplamda 8 çekirdek var arkadaşlar. Bunlardan ana çekirdek, en hızlı çekirdek 2.84 GHz'da çalışacak. Cortex X1 çekirdeği olacak. Bu da çok merak ettiğimiz bir çekirdek yapısı. Bakalım bize ne sunacak? Hakikaten çok fazla merak ediyorum. Hatta bunun böyle 4'ü bir araya geldiği zaman falan filan diye hikayeler var. Bakalım, hakikaten göreceğiz. Bunu çok fazla merak ediyorum. Ve bununla beraber 3 tane de 2.42 GHz'da çalışan Cortex A78 çekirdekten oluşan bir yapı olacak. Bununla beraber de çok yabancısı olmadığımız 1.8 GHz'da çalışan Cortex A55 çekirdekleri de düşük güç tüketimi ve düşük ihtiyaçları arkadaşlar karşılayan çekirdek yapısıyla karşısına çıkıyor. Bununla beraber Adreno 660 GPU ile tanışacağız. Qualcomm bugün çok enteresan bir açıklama yaptı. Aynı Apple'ın yaptığı gibi dedi ki bu dedi işte Yonga setindeki Adreno GPU'su bugüne kadarki en hızlı Adreno. Ya tabii ki öyle olacak yani. Herhalde daha düşünü yapacak haliniz yok ama dediğim gibi bir Apple bari böyle bir açıklama yaptılar, çok enteresan. Başka ne açıklama yaptılar derseniz şöyle söyleyeyim. 3. nesil 5 nanometre X60 Yonga setinden bahsettiler. Yani bunlar çok güzel. Ya 5G'nin bu kadar hızlı bir şekilde bu telefonlara verilebilmesi çok güzel. 5G ile ilgili şöyle bir açıkçası şey de yapıldı. Hız testi gibi bir şey yapıldı. Çok gereksiz. Bana sorarsan çok saçma bir şeydi ama işte iki tane arabanın üzerine kamera konmuş. İşte o arabalar böyle dolaşıyorlar da işte efendim oradaki çok hızlı bir şekilde veri transferi var. Tamam mı? İşte upload çok hızlı ve orada işte adamlar ona bakarak işte binaların içine dolaşabilirler falan filan. Böyle dediğim gibi geyikvari bir şeyden bahsettiler. Tabi bunu eğer şey yaparsanız, kendiniz Qualcomm bahçesinde yaparsanız 5G işte modemleri oraya koyup böyle hazır küçük modemler var ya, onları da gösterirler. Onları koyup yaparsanız bunu alırsınız ama Ohio'dan bir arkadaşımız geçtiğimiz günlerde 5G ile ilgili AT&T Mobile, AT&T'nin arkadaşlar şeyini, GSM operatörünü kullanıyor. Bir görsel gönderdi. Eğer bulabilirsem onu yan tarafa ekleyeyim. 40 megabit per second internet hızı vardı. Yani ağlanacak bir durum. Sen neyin 5G'sinden bahsediyorsun abi yani? Ama dediğin gibi şu anda 5G hızı bu. Şunu da söylemek lazım. Bu şimdi Amerika'nın bu Huawei'ye karşı bir yaptırımları var. Dünya şunu derse, yani biz işte Huawei ürünlerini 5G'de kendi ülkemizde kullanmayacağız diyorsa eğer dünya, ki İngiltere bununla ilgili bir açıkçası adım attı. Ben şunu çok net söyleyeyim. İnsanlığın 5G'ye kavuşması 3 seneyi falan bulur. Bak göreceksiniz, mümkün değil yani. Çünkü bugün adı geçen İngiltere hükümeti diyor ki işte biz diyor NEC'le çalışacağız. Ya sen ne... Ya Huawei nerede? NEC nerede yani bu 5G pazarında? O yüzden dediğim gibi çok da fazla şeydi. Bu arada çalan telefon da birçok insan fark edebilir. Samsung Galaxy M51. Galaxy M51 ile testlerine başladık arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde Galaxy M51'in de incelemesini sizlerle paylaşacağım. Çok fazla sordunuz bunu çünkü. Neyse, biz Snapdragon 888 Yonga setine gelelim. Şundan da bahsedildi, biliyorsunuz 5G'li telefonların fazla pil tüketimi olduğunu da biliyoruz. Burada dedi ki Qualcomm, bizleri 5G'yi bu işte modem entegrasyonu yaptık ve düşük pil tüketimine daha sahip bir Yonga setiyle karşı karşıyayız. Bu bence güzel. Çok enteresan bir bilgi. Hexagon bu işlemcinin değiştirildiği ve 6. nesil yapay zekanın bizlere sunulduğunu gördük. Kaydediyor değil mi? Ve şunu söylemek lazım. Bu yapay zeka açıkçası benim hiç umurumda olmayan bir özellik. Çünkü neden diyeceksiniz? Ya diyor ki 6. nesil yapay zeka. Abi peki bu yapay zeka bana ne veriyor? Ya birisi bana bunu söylesin. Yapay zeka dediğiniz şeyin telefonlarda işte ne yapıyor? Sahne çekimi. İşte araba, işte köpek, işte manzara. Bana bundan başka ne veriyor abi yapay zeka? Hiçbir şey vermiyor. Yani ben isterim ki şunu mesela. Her sabah ben saati kaça kuruyorum? 8'e kuruyorum. Ben eğer o gün saati 8'e kurmuyorsam, kapattıysam mesela o gün, bana akşam yatmadan önce şunu söylemesi lazım. Ya hocam bak, sen her sabah 8'de kalkan bir insansın. Bu sabah 8'e kurmadın. Farkında mısın demesini beklerim. Ya da mesela şunu diyebilirim. Ben mesela işte çok fazla Instagram'a giren bir insanım. O gün çok fazla Instagram'a girmedim. Bunu yapay zeka demeli ki işte Volkan, bugün hiç işte Instagram'a girmedin. Normal şekilde telefonu kullanmıyorsun. İyi misin demesini beklerim. Ama dediğim gibi böyle bir şey yok. Atıyorum ben mesela telefonu hiç o gün elime almadım. Ya belki de düştüm öldüm abi. Ve yalnız başıma yaşıyorum. Bununla ilgili mesela bir çağrı, bununla ilgili bir şey yapamaz mısın mesela? Seslenme, işte yapay zekayı böyle kullanabilmesi lazım. Ama diyor ki 6. nesil yapay zeka. Ne verecek abi yapay zeka bize? Hiçbir şey vermiyor. Yani oradaki işte gece çekimini yapmaktan başka hiçbir işe yaramayan bir yapay zeka sistemi var. Büyütülüyor cep telefonlarındaki bu yapay zeka sistemi. İnanın büyütülecek hiçbir şey yok. Hiçbir işe yaramayan bir teknolojiden bahsediyoruz. Geçtiğimiz dönemde hatırlayacaksınız, Huawei bunun işe yaradığını göstermek için telefonunu bir tane Porsche'ye takıp işte o nesneleri tanıyıp arabanın durmasını sağlamıştı.
tamam böyle güzel de son kullanıcıya ne veriyor? Yani tamam bunu yapıyor olabilir o yapay zeka sistemi. E peki bana ne yapıyor abi? Bana ne veriyor? Hiçbir şey vermiyor. 6. nesilmiş falan filan böyle bir saçma sapan bir şey. Pazarlama tekniği, yapay zeka. Neye veriyor abi yapay zeka olarak? Yani ne kalktığım saati hesaplıyor, ne yattığım saati hesaplıyor. Hiçbir şey hesaplamıyor. Bu akıllı saat varsa benim kalkma yatma saatimi hesaplıyor. Böyle saçma bir şey olur mu? Neyse oluyor işte görüyorsunuz. Bununla beraber güzel bir özellik söylendi. %35 daha hızlı görüntü işleme teknolojisinden bahsedildi. 12 megapiksel fotoğraflarda saniyede 120 kare çekilebilmesine olanak sağlayan bir sistem var. Şöyle söyleyeyim, eğer bu sistemi üreticiler gerçekten de doğru kullanırlarsa bence mükemmel sonuçlara imza atılabilecek teknolojiler, arayüzler bize sunulabilir diye umut ediyorum. Bazı fotoğraflar gösterildi. Dendi ki işte kamera tarafında gelişmeler olacak. Bununla beraber çok daha iyi portre çekimi yapılabilecek. Ulan hani portre çekimini biz şey yapıyoruz. Bokeh efektine sahip kamerayla yapıyoruz. Ya o kameranın da bir işe yaramadığını anlayın ya buradan. Diyor ki ya portre efektinin daha iyi çekilmesini. Ulan hani bokeh efektine sahip kamerayla yapıyorduk. Ya işte dediğim gibi bunlar diyorum bak hep pazarlama tekniği başka hiçbir şey değil. Bununla beraber diyor ki manzara fotoğraflarının da çok daha iyi şekilde çıkartılacağı falan filan söylendi. Bununla ilgili görseller gösterildi. Klasik her zaman olduğu gibi. Şöyle söyleyelim. Özellikle Motorola tarafında falan filan buna çok değindi. Qualcomm da çok değindi. 3. nesil Elite Gaming özelliği falan filan dendi. Ya abi bu gaming özellikleri güzel. Çok harika. Hatta diyor ki işte söylediğim gibi işte GPU'nun 144 FPS'ye kadar destekleyeceği söylendi. Ya abi söylüyorum bak tekrar söylüyorum onu tekrar bu görseli götürün belirtmek istiyorum sizlere. Biz Snapdragon 865 Yonga setinde 91 FPS'de sadece %7 GPU ve %32 CPU kullandık. Yani düşünebiliyor musunuz? Böyle bir teknolojiye sahipken biz bize verilmeyen driver'lar yüzünden biz aslında normalde bunu 144 FPS oynayabilecekken oynayamıyoruz arkadaşlar. Böyle bir durum var. Çok yani şeyin kapasitesinin çok altında işlemciler bize sunuluyor. Bir süre sonra biraz arttırılıyor. Ve biz diyoruz ki yenilik geldi falan filan. Yani yenilik falan filan değil. Sadece bir driver güncellemesi var. Yeni bir driver geldi ve daha fazla FPS'ye bu şekilde ulaşabiliyoruz. Zaten CPU'nun önü çok açık. GPU'nun da önü çok açık. Ama dediğim gibi bizlere sunulmuyor bunlar. Bence bizim ölçümleyemediğimiz şeylerden bir tanesi, testlerden bir tanesi diyebiliriz herhalde. 26 teraflops bir desteği olduğu söylendi, gücü olduğu söylendi. Bunun da şöyle söyleyebiliriz. Snapdragon 865 Yonga setinin 15 teraflops olduğunu biliyoruz. Hatta Apple'ın öve ve bitiremedi M1 chipsetinin de arkadaşlar, yeni tanıttığı M1 chipsetinin de 11 teraflops olduğunu biliyoruz. Yani neredeyse dediğim gibi onun 2,5 katı M1'e göre daha fazlasını sunuyor. Hakikaten bu noktada çok başarılı. Ama yani bizim buna ihtiyacımız var mı bunu göreceğim. Şimdi mesela diyor ki 144 FPS oynatıyor diyor. Tamam ben bu 144 FPS'yi önümüzdeki yıl mesela PUBG'yi test edeceğiz. İşte bakacağız abi Game Turbo özelliğinden falan filan. Game Center özelliğinden bakacağız. Diyeceğiz ki ulan bu evet 144 Hz'i buluyor ama bu noktada da %7 CPU GPU tüketiyorsa abi o zaman bu işin ne anlamı var? Ben de bunu anlamış değilim. Benim genel anlamda yani Snapdragon 888 Yonga seti ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Açıkçası evet yani lansman olarak düşünürsek etkileyici bir lansmandı. Ama dediğim gibi zaten Snapdragon 865 ile birlikte benim neyi yapamadığımı bana neyi sunabildiğini gösterebilmiş değiller. Ben mesela isterim ki sen Snapdragon 865 ile bak bunu yapamıyordun ama bak Snapdragon 888 ile bunu yapabiliyorsun diye bir şey varsa eğer bana gösterebileceklerini göstersinler. Ha ama bak bana şunu derlerse yani sen Snapdragon 865 ile 144 FPS oynayamıyordun. Bak 888'de oynuyorsun dersen ben şunu çok net söyleyeyim. Eğer aynı driver'ı 865'e yükle. Eğer 144 FPS oynatmazsan gel benim suratıma tükür. Benim söyleyeceğim şey bu kadar. Çünkü dediğim gibi önü çok açık bir Yonga seti ama dediğim gibi kullandırılmıyor. Pazarlama tekniğinden dolayı kullandırılmıyor. Çünkü biz ne yapacağız? Snapdragon işte özür dilerim Xiaomi Mi 10T Pro'sunu alan ya da Oppo Find X2'yi alan abi seneye telefonun çok eskidiğini düşünebilmesi için bu tarz böyle şeyler bizlere sunuluyor. Abi size söyleyeceğim şey şu. Yeni telefon tabii ki telefon alacak birçok insan var. Telefon almak isteyen insanlar var. Telefonunuzu yeni telefon alabilirsiniz. Ama lütfen çok iyi seçim yapın ve telefonları uzun süre kullanabilecek misiniz gibi düşünün. Çünkü önümüzdeki dönem hakikaten çok zor bir döneme giriyoruz. Önümüzdeki dönemin bize ne sunacağını da bilmiyoruz. Benim bu noktada söyleyeceğim şey bu. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Maskeye, temizliğe ve mesafeye çok fazla dikkat edin. Sizleri çok seviyorum. Sağlığınıza ve ailenize lütfen dikkat edin. Hoşça kalın. Bye bye.